bir cemaat veya bir modernist grup ya da herhangi bir İslami bir kuruluşla ilişkin oldu mu? Yani buralarda eğitim aldın mı? Hayır, böyle bir eğitimim olmadı. Zaten buna da pek bir ihtiyacım olmadı çünkü ben interneti ve bilimsel kitapları yeterli gördüm. Mesela açıkçası şuna şaşırdım. Bu kadar fazla fosil olmasına ve bu kadar fazla fosilde canlıların değişmemesine şaşırmıştım. Sonra da araştırmalarımı arttırdım. Onun dışında bir yere bir bağlantı vesaire olmadı. Yani hatta Şimdi ben bir saniye, şimdi ilave olarak konuşmalarına Hüseyin dinlediğim zaman şey anlıyorum. Yani senin düşüncene göre İslam'da ve Kur'an'da evrim var mı yok mu? Onu bir net bir olarak bir söyler misin? yok. Yani evrim yok. O arkadaşın adı neydi unuttum ama onunla aynı fikirdesiniz Samet. yani. Evet. Yani kendisi benim hem okul çevresi olarak hem de küçüklükten beri diyelim hep aynı çevrede yaşıyoruz. Yakın bir arkadaşım. Adnan Oktar gruplarıyla bir şey yani onlar genelde bunları dillendiriyor. Onlarla bir alakanız var mı? Hayır yok. Şöyle söyleyeyim. Zaten evet dediğiniz gibi bu konuda evrim teorisi deyince ilk akla gelen isim dünyada ve Türkiye'de Adnan Oktar. Tabii benim Adnan Oktar'ın eserlerini de okudum. Yabancı yazarların eserlerini de okudum, istifade ettim. Bu hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Zaten bu konuyu araştıran herkes ilk Harun Yahya eserleriyle karşı karşıya geliyor. İstifade ettim ama yani ben kendi bilimsel araştırmalarıma devam ediyorum. Ama okuduğun kitaplar genelde Adnan Oktar Yani üzerindeki bu evrim onların ideolojileri yani onlarla sanki bir bağım var gibi hissettim de o yüzden. şöyle söyleyeyim, mutlaka üzerimde etkisi olmuştur. Çünkü bu konuyu sık olarak araştırdığım için Adnan Bey'in eserlerini de hep okudum. Michael Danton'ın eserlerini de okudum. Michael Behan'ın de eserlerini okumuştum. Zaten bu Türkiye'de bu konuyu gündem yapan Adnan Oktar'ın Evrim Aldatmacası kitabını bilirsiniz. O kitapla ben bir arkadaşımın vesilesiyle bu konuya yönelmiştim. Oradan ben yabancı kaynaklar, bilimsel argümanlar derken bu konuya devam ettim. Anladım. Ama yani şu an ben Arkadaşın var mı bağlantısı Adnan Oktar grubuyla? hayır, yani olsa bilirim zaten. Öyle mi? Arkadaşın Evet. buydu değil mi? Az önce benim konuştuğum arkadaş bu. Evet. Şimdi yanlış mı? Doğru değil mi? Az önce konuştuğumuz arkadaş buydu. Evet. Evet. Şimdi ben onun Facebook hesabını buldum. Bak burada ne çıktı? Adnan Oktar çıktı. Maşallah. Bakıyorum böyle. Sürekli onların şeyleri paylaşılıyor. Adnan Oktar grubuyla bağlantınızın olduğunu buradan direkt görebiliyorum. Ama sen dedin ki bağlantımız yok dedin ama Adnan Oktar var burada. Evet. Yani arkadaşıma sormak lazım. Ya arkadaşınla beraber iyi bir Yani kalkıyorsunuz. onun Aynı adına bir şey. şey diyemeyeceğim. Ya şimdi şaşırdın mı yani? Ben daha sizin Yani profilinizi şöyle görür bir görmez açtım. Bir saniye Hüseyin. Profilinizi açar açmaz bu adam arkadaş bana yazan bu arkadaş kimdir, ideolojisi nedir diye. Hemen baktım. Daha bak dün bana mesaj yazar yazmış kim diye baktım çat diye buldum. Yani yanındaki aynı fikirde olduğun arkadaşın bunlarla bu örgütle ya da suçlu sizi zan altına bırakmıyorum. Bağlantı olduğunu ben bir anda bulabiliyorum. Sen en yakın arkadaş olarak bulamıyor musun? Ben şöyle düşünüyorum. Onunla daha önce ya da onu bir arkadaşı tarafından açılmış bir hesap olabilir. Çünkü bizim burada Gaziantep'te Tamam evrim Hüseyin adasını tamam. anlattığımız Gerek çok kalmadı. fazla Boşver. Tamam. çevremiz Tamam Hüseyin. Evet. Konumuza geçelim.